Anadolu, bereketli hilalin kavşak noktası. Yerleşik hayatın, tapınakların, büyük ve güçlü devletlerin doğduğu topraklar. İnsanlık tarihini etkileyen önemli olayların birçoğu bu kadim coğrafyada yaşandı. Fakat bu topraklarda çok daha fazlası var. Tarihin en gizemli imparatorluklarından biri olan Hititler. Tunç çağında güçlü bir imparatorluk kuran Hititler çok sayıda eser bırakmışlardır. Ne yazık ki Hititlere ait eserlerin bazıları da yurt dışına kaçırılmıştır. Bunlardan bir tanesi şu an ekranda gördüğünüz Hitit tören baltasıdır. Bu eseri Anadolu'nun değişik yerlerinde kazılar yapan Alman arkeolog Kurt Bitel, Sivas'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında 1940 yılında bulmuştur. Eseri bulduktan sonra fotoğraflamış ve bunun Şarkışla yöresinde elde edildiğine dair açıklamalarını yazarak resmi kayıt altına almıştır. Bundan sonra fotoğrafla birlikte baltada büyük olasılıkla Almanya'ya gitmiştir. Almanya'daki İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Nazi rejiminden kurtarmak için fotoğrafı Amerika'daki bir koleksiyonere satmıştır. Cambridge Üniversitesi, Kurt Bitel'in çektiği fotoğrafa dayanarak balta ile ilgili bir yayın yapmış, baltanın üzerindeki figürlere ayrıntılarıyla açıklamıştır. Cambridge Üniversitesi'ne bu yayınında kullandığı fotoğrafın Norbert Schimmel adlı bir Amerikalı koleksiyoncuya ait olduğunu bildirmiştir. Norbert Schimmel ise fotoğrafı kendisinin değil, baltayı ilk ele geçiren Kurt Bitel'in çektiğini söylemiştir. Fakat Hitit tören baltasının günümüzde nerede olduğuna dair net ve kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Şimdi bu eseri detaylı olarak inceleyelim. Eserimiz Şarkışla tören baltası ya da Hitit tören baltası olarak bilinmektedir. Milattan önce 1460-1190 Hitit İmparatorluk dönemine ait bir eserdir. Tunçtan döküm tekniğiyle yapılmıştır. Her iki yüzünde de aynı sahne yer almaktadır. En altta dağ tanrısı aslan üzerinde bulunan fırtına tanrısı Teşubu taşımaktadır. Bazı araştırmacılar bu tanrının aslan üzerinde bulunmasından dolayı savaş tanrısı olabileceği yorumunu da yapmaktadır. Fırtına tanrısının üzerinde kanatlı güneş kursu bulunmaktadır. Bunu da boğa adamlar olarak bilinen, gördüğünüz şurada, demonlar taşımaktadır. Güneş kursunun üzerinde aslan vücutlu kanatlı kuşlar, yani grifonlar yer almaktadır. Yanlarda ise simetrik olarak yerleştirilmiş kanatlı aslanlar bulunmaktadır. Kayıp olan bu eşsiz eser umarım bir gün ait olduğu topraklara geri döner.